Merhabalar. Bugünkü konumuz kendini sevmekle ilgili olacak. Her yerde bunu duyuyoruz değil mi? Kendimizi sevmek. Önce kendimizi sevelim ki her şeyi, herkes bizi sevsin. Kendini sevmek nasıl oluyor? Kendini sevmek için neler yapıyoruz? Kendini sevmek için neler yapıyoruz? Kendimizi sevmek için 21 günlük olumlamalar yapıyoruz. Kendimizi sevmek için ne yapıyoruz? Kuantum, işte reiki, enerjiler vesaireler, türlü türlü şeyler yapıyoruz. Kendini sevmek bunlarla alakalı değil. Kendini sevmek şunun gibi bir şey. Bir çiçek alıyorsun, değil mi? Bu çiçeğe evde su veriyorsun. Yani bu çiçeği sulamazsan bu çiçek büyümez ve sana güzellikler vermez. Sen bu çiçeğe su verdiğin gibi kendi ruhunu suluyor musun? Kendi ruhunun ihtiyaçlarını ön planda mı tutuyorsun yoksa arkaya mı atıyorsun? Ya da kendini sevmek nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle yani bilgi halinde bilmek, öğrenmek kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Herhangi bir olay başına geldiği zaman sen orada sınırlarını çizebiliyor musun? Sen kendini merkeze koyuyor musun? Kendini sevmek bununla başlıyor. Yani kendi kul hakkına girmemekle başlıyor. Onun dışında sen her gün şöyle bir şey de yapabilirsin. Ben değerliyim, ben kendimi seviyorum, ben kendimi onaylıyorum, ben mutluyum, ben benim, ben çok güzelim, ben çok değerliyim. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunları yapın, istediğiniz kadar yapın. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Çünkü sistem anlıyor. Sistem diyor ki sen bunu söylüyorsun ama içinde diyor, sana diyor bir tane diyor olay göndereceğim diyor. Bakayım sen kendini seviyor musun, sevmiyor musun? Seni denemek için sana bir olay gönderiyor. Ne yapıyor? Erkek arkadaşınla aranı açıyor. Ne yapıyor? Bir yakın dostunla kavga ya da gürültü patırtı çıkartıyor. İşte o anda sen kendini sevip sevmediğini ancak ve ancak o olayda anlayabiliyorsun. O olaydaki tutumlarında anlayabiliyorsun. Öteki türlü ben kendimi seviyorum, değerliyim hiçbir işe yaramaz. Sen kendini seviyorsan ne para, ne eş, ne sevgili, ne iş, her şeyden önce kendi merkezini kendine koyacaksın ki kendi değerini kendin bileceksin. Öteki türlü karşıdan, sağdan, soldan, eşten, dosttan, sevgiliden, arkadaştan değer beklersen bilinçaltı bunu yemiyor. Sen dışarıdan evet ben artık iyileştim, ben kendimi çok seviyorum, her şey mükemmel diyorsun. Sistemde diyor ki sana tamam okey seviyorsun, hadi bakalım hop sana bir olay göndereyim. O olay esnasındaki tutumlarına göre kendini sevip sevmediğini tahlil ediyorsun. Diyelim ki bir olay geldi, sen alttan almalara başladın, vermelere başladın, sürekli vericisin. Ne bileyim işte ödün veriyorsun ya da işte ay işim şöyle olmasın diye kendi ruhunu sabote ediyorsun. İşte o zaman diyor ki sana sistem, hani sen kendini seviyordun? Demek ki sen kendini sevmiyorsun. Hala daha birileri için, bir şeyler için, olaylar için koşturmalar yapıyorsun. Ruhunun sesini dinlemiyorsun. Ruhunun sesine kulak vermiyorsun. Sen ruhunun sesine kulak vermezsen kimse senin ruhunun sesine kulak vermiyor. Bu hayat böyledir. O yüzden kendini sevmek ruhunu, özündeki potansiyelini keşfetmekle başlıyor. Olaylar karşısındaki tepkilerinle ancak kendini sevip sevmediğini anlayabiliyorsun. Onun dışında anlama mümkün değil. O yüzden boşu boşunuza kendimizi seviyoruz diye kandırmayalım. Gerçekten kendimizi sevip sevmediğimizi anlayacağımız olaylar karşısındaki verdiğimiz tepkileri düzelttiğimizde, eyleme geçtiğimizde kendini sevmek orada başlıyor. Kendinizi seveceğiniz günleriniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiler.